Herkese merhaba. 11-17 Nisan Kalp Sağlığı Haftası kapsamında Kalbinin Sesini Dinle Söyleşisine hoş geldiniz. Bu kapsamda kardiyovasküler risk faktörlerinden bahsedecek değerli hekimlerimiz. Önce hekimlerimizi size tanıtmak istiyorum. Kardiyoloji uzmanımız Doçent Doktor Nevnal Eren, kardiyoloji uzmanımız Doçent Doktor Haldun Akgöz bizlerle beraber olacak konuşmacı olarak. Kendileri sunumlarını yaptıktan sonra sunum sonunda sorularınızı okuyarak cevaplamak istiyoruz. Bu kapsamda sohbet bölümünden veya soru cevap bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet Nevnal Hanım, sözü size veriyorum. Merhaba, iyi günler diliyorum herkese. Şimdi ilk bölümünde sunumum ben kardiyovasküler risk faktörlerinin üzerinden bir geçeceğim. İşte nelerdir, nasıl risk faktörü oluşturuyor, onları anlatacağım kısaca. Sonra Haldun Bey de bu risk faktörleriyle nasıl baş edeceğimizi anlatacak bize. Şimdi kalp hastalıkları kardiyovasküler genel ölümlerin en başında geliyor. Dolaşım sistemi hastalıkları. Onun için risk faktörlerini bilmek çok önemli. Bunun arkasından hani tümörler ve maligniteler geliyor. Bu da yine benzer bir şey. Slide. Aslında damar hastalığı dediğimiz bir çeşit yaşlanma sürecidir. Fakat eninde sonunda herkeste bu yaşlanma olur ve çeşitli damarlarımızda damar sertliği gelişir ve damarları bu daraltır yavaş yavaş. Damarın hangi bölümde, vücudun hangi bölümde daraldığına göre de çeşitli belirtiler olur. Örneğin boyun damarları ya da beyin damarlarında problem olduğu zaman inme veya geçici felçler olabilir. Kalbimizi sulayan koroner damarlarda olduğu zaman da biz iskemik kalp hastası diyoruz. Kalbe giden kan azalır ve ona bağlı şikayetler. Damar tam tıkandığında da kalp krizi olur. Benzer şekilde bacağa giden damarda aynı problem olduğu zaman bacak damarlarında daralma olur ve hani yürürken ağrı tam tıkandığı zaman da gangrenler olabilir. Dediğim gibi bu bir yaşlanma süreci ve çok genç yaşlarda da başlayabiliyor. Önemli olan bu yaşlanma sürecini daha ileri yaşlara doğru artmak. Risk faktörleri damar sertliği ve bu hastalıkların ortaya çıkarışını daha öne ve daha genç yaşlara alıyor. Onun için onlarla mücadelemiz önemli. Damar sertliği iki çeşit problem yaratabiliyor. Bir tanesi damar yavaş yavaş daralır. O zaman da hani şikayetlerimiz olur, gideriz. O bölümün anjiyosu yapılır, stenta açılır. Ama bir de bunun akut durumları var. Yani birden oluşan durumlar var. Bu da inme ve kalp krizinin mekanizmasını oluşturuyor. Oluşan damar sertliği plakları bizim shear stres dediğimiz yüksek tansiyon stres altında yırtılabiliyor ve hızla gıhtılaşma partikülleri, trombositler bu damar sertliği plan üzerine yığılarak damarın aniden ya da saatler içerisinde tıkanmasına neden oluyor. Asıl inme ve kalp krizinin mekanizması bu. Asıl amacımız bunu engellemek ya da ötelemek. Demin anlattıklarımı özetleyen bir slide bu. Dediğim gibi beyin damarlarında olduğu zaman beyinde trombüse bağlı krizler olabiliyor, inme olabiliyor. Böbrek damarları tıkandığı zaman ya da daraldığı zaman hipertansiyon veya böbrek hasarı olabiliyor. Bacak damarlarında olduğu zaman da ya da uç damarlarda
gangrenler olabiliyor. Burada da kalp krizi ve mekanizması en aşağıda gösteriliyor. Burada da damar kalbi damarın suladığı bölümde kalp dokusunda hasar ya da ölüm olabiliyor. Asıl amaç da bunları engellemek. Kalp krizi daha önce, ya inme de öyle, daha önce hiçbir sıkıntısı olmayan hastalarda da olabiliyor. Beklenmeyen kardiyak ölümlerinin yaklaşık 2/3'ünde, daha önceden kalp hastalığı tanısı mevcut değildir. O dediğim mekanizmayla olduğu zaman, özellikle az önce anlattığım mekanizmada. 40 ve üzeri yaşlardaki erişkinlerin kalp hastalığına yakalanma riski erkeklerde %49, bayanlarda %32. Genelde kadınlar menopoza kadar kalp hastalığından hormonları nedeniyle korunuyorlar. Ama sigara içen hanımlarda bu erkeklere eşitleniyor. Özellikle yürürken eskisine göre çabuk yoruluyorsanız, boğazınızda bir yumru hissi oluşuyorsa, mide bölgenizle yürümekle eforla artan bir sıkıntı hissi oluyorsa, çarpıntılar oluyorsa, baş dönmeleri veya bayılma hissiniz oluyorsa, bacağınızda, ensenizde ağrılar oluyorsa, son zamanlarda nefes darlığı hissediyorsanız, gece yüksek yastıkta yatınca daha rahat nefes alıyorsanız, bacaklarınızda şişme oluyorsa ve ailenizde erken yaşta kalp hastalığı varsa mutlaka bir doktor kontrolüne gitmek gerekiyor. Yine şeker hastalarının hiçbir sıkıntıları, hiçbir şikayetleri olmasa dahi yılda bir mutlaka kardiyoloji kontrollerinin yapılması gerekiyor. Risk faktörleri azaltılırsa hem kalp krizi ve inme hem de bu yavaş yavaş tıkanmalar önlenebiliyor ya da önlenemese bile daha ileri yaşlara aktarılabiliyor. Şimdi risk faktörlerinde bir değiştiremediğimiz faktörler var. Bunlar ileri yaş, dediğim gibi damar sertliği bir hasta, bir yaşlanma problemi. Nasıl cildimiz buruşuyorsa yaşlanınca, işte yüzümüz sarkıyorsa, aynı şekilde damarlarda da bir yaşlanma meydana geliyor. Yine aynı yaşlanma gibi bunun da genetik olarak belirleyen faktörler var. Bunun aile öyküsünde zaten buna ulaşabiliyoruz. Özellikle kadınlarda 55 yaşın üstü, erkeklerde 45 yaşın üstü risk oluşturabiliyor. Demin söylediğim gibi kadınlar biraz daha avantajlılar. Aile öyküsü çok önemli. Ailede özellikle erken yaşta kalp krizi varsa bu önemli risk faktörü oluşturuyor. Bu gruptaki kişilere biraz daha yakından bakmak gerekiyor. Onun dışında bizim değiştirebileceğimiz, tedavi edebileceğimiz risk faktörleri var. Bunlar sigara, aşırı kilolarımız ve hareketsizlik, yüksek tansiyon özellikle, yüksek kolesterol değerleri ve lipid bozuklukları ve şeker hastalığının kontrolü geliyor. Burada aile öyküsü olan ve olmayanların olmayana göre aile öyküsü olanlarda yaklaşık bir kişide örneğin 50 yaşın altın kalp hastalığı görülüyorsa, kalp krizi, bu 1.7 aşağı yukarı kat daha fazla kalp krizi geçirme oranı. Ama her iki ebeveyinde de varsa bu 6-6.5 kat neredeyse artıyor. Bir de risk faktörlerinin birbirine eklenmesi var. Yani risk faktörleri birbirine eklendiği zaman kalp krizi ve inme risklerimiz geometrik olarak katlanıyor. Yani bir risk faktörü varsa mesela 3 katı oluyorsa, bir diğer risk faktörü eklendiği zaman bu 7.5 katı olabiliyor. Bir risk faktörü daha eklendiği zaman 15 katına, hatta 50-70 katına çıkabiliyor risk faktörleri birbirine eklendiği zaman. Yani onun için bir risk faktörü olanda diğer risk faktörlerini de mutlaka takip etmek ve kontrol etmek gerekiyor. Örneğin
hipertansiyonla gelen bir hastanın sigarasının bırakılması, şişmanlığının ve şeker metabolizmasının düzeltilmesi, kolesterollerin düşürülmesi çok daha fazla önem arz ediyor. Tütün kullanımı risk faktörlerinin en başında geliyor. Burada çeşitli istatistikler var ama en önemlisi sigaraya başlama yaşının oldukça erken olması. Sigaranın da bir bağımlılık olarak kabul edilmesi lazım. Özellikle şunu sormak lazım. Ya uyanır uyanmaz sigara içiyor musunuz diye. Eğer uyanır uyanmaz kahvaltıyı beklemeden sigara içiliyorsa bu kesin nikotin bağımlılığıdır. Ve nikotin bağımlılığı şeklinde tedavi edilmelidir. Ama eğer kahvaltıyı bekliyorsa bu daha çok yani psikolojik bağımlılık, madde bağımlılığı değildi. Ama ikisi de bağımlılık ve üzerinde durulması gerekiyor. Sigarayı bırakmak kalp krizi ve inmenin önlenmesinde en önemli faktörlerden bir tanesi. Dediğim gibi işte sigaraya bağlı kalp krizi ve ölüm riskinin erkeklerde 3, kadınlarda 5 kat arttığı kanıtlanmıştır. Yine yalnız akciğer değil, bütün kanserlerin oluşumunda önemli risk faktörüdür. Kan basıncımız 140-90'ın üzerinde ise yüksek tansiyonluyuz diyoruz. Yüksek tansiyon uzun süreli olduğu zaman damarlarımızın cidarında aynı şey gibi düşünün. Hani bir nehrin debisinin hızla arttığını düşünün. Nasıl kenarlarda hasara yol açar. Aynı onun gibi damarın cidarında hasara yol açar ve damar sertliğinin gelişmesine neden olur. Daha erken yaşlara daha doğrusu alınmasına neden olur. Onun dışında uzun vadede kalp duvarının kalınlaşmasına ve kalp yetersizliğine de neden olabilir. Toplumun yaklaşık 3 kişiden biri toplumda hipertansiyon hastasıdır. Çoğu zaman da herhangi bir belirtiye neden açmadan tansiyonun, hipertansiyonun olduğu belli olmaz. O nedenle tansiyonun kontrol edilmesi önemlidir. İlk belirti inme ya da kalp krizi ya da beyin kanaması olabilir. Onun için düzenli olarak tansiyonun ölçülmesi önemli. Özellikle baş ağrısı, bulantı kusma, burun kanaması, kulak çınlaması, bulanık görme, bacaklarda şişme, çarpıntı ve yorgunluk varsa kan basınçları mutlaka kontrol etmek gerekir. Şimdi tansiyon takipleri yapılırken dikkat edilecek bazı şeyler var. Ölçümde özellikle mutlaka kişinin 5 dakika dinlenmiş olması, bir sandalyede oturup sırtını arkaya dayaması ve ayaklarını yere basması gerekir. Hem manşonun hem de ölçülen kolun kalp hızasında bulunması gerekir. Ve dediğim gibi 5 dakika dinlendikten sonra ölçülmesi gerekir. Kan basıncı aynı yüksek sabah erken uyandığımız zamandır. Bu bazen çelişkili görünebilir ama uyandığımız zaman bizi güne hazırlamak için stres hormonları salgılanır. Onun için sabah uyandığımız saatler en yüksek tansiyonun olduğu saatlerdir. Bu saatlerin özellikle ölçülmesi gerekir. Bir de akşam 5 gibi yorgun olduğumuz saatler kontrol altındaysa kan basıncımız normal sayılır. Bunun üstünden geçtik zaten. Şimdi tansiyon ne kadar düşük olursa o kadar uzun yaşıyoruz. Ve inme ve kalp krizi o kadar az görülüyor. Tanım olarak 140-90 milimetre civanın üstü hipertansiyon kabul edilmekle birlikte bu ne kadar düşük olursa o kadar iyidir. 12-8'lere tutturmak özellikle başka risk faktörünüz varsa yani bir diyabetiniz varsa sigara içiyorsunuz da o da önem arz ediyor ve 12-8'lere kadar indirmeye kan basıncını hedefliyoruz.
Hipertansiyon tedavi edilmezse işte beyin hasarına yol açabiliyor. Hem felç hem kanamaya hem tıkanmaya bağlı damarlarda hem de kanamaya bağlı beyin hasarı ve felçler olabiliyor. Kalp krizini tetikleyebiliyor. Uzun vadede kalp yetersizliği yapabiliyor. Böbrek yetersizliğine neden olabiliyor. Özellikle ileri yaşlarda. Aort ve büyük atar damar hastalığı yapabiliyor. Burada hem anevrizma hem darlık yapabiliyor. Yine gözde, göz damarlarının hasarına bağlı görme kaybı ve körlüğe neden olabiliyor. Hipertansiyon, yaş ilerledikçe hipertansiyonun sıklığı artıyor. Yine erkek cinsiyette daha fazla. Gebelikte hipertansiyonu olanlarda, ileri yaşlarda da görülme sıklığı daha fazla. Genetik faktörler önemli, aile örgüsü. Şişmanlık, diyabetin bulunması, aşırı tuz kullanımı hipertansiyonu tetikleyebiliyor. Yine fizik aktivite azlığı, kan yağlarındaki bozukluklar, alkol kullanımı ve stres hipertansiyona neden olabiliyor. Bunların üzerinde duracak Haldun Bey. Diyabet bir diğer önemli major risk faktörü. Şimdi diyabet tanısı konduğu zaman hemen hemen diyabet tanısı konan hastaların %50'sinde gelişmiş katlamen hastalığı oluyor. Onun için şeker hastalığının kan şekeri yükselmeden önceki insülin direnci seviyesindeki tanısı ve tedavisi çok önemli. Eşlik eden risk faktörlerinin de birlikte tedavi edilmesi açısından. Dünyada erişkinlerin %8 ile %18'inde diyabet bulunuyor. Ve kardiyovasküler hastalık riskini, koroner hastalığını 3-6 kez arttırıyor. Dediğim gibi yani diyabet tanısı konduğu zaman yaklaşık yarısı hastaların gelişmiş damar hastalığı oluyor. Onun için bunda erken tanı çok önemli. İnsülin direnci aşamasında tanı koyup tedavi etmek gerekiyor. Yine yüksek kolesterol sinsi damarlarımızın tıkanmasına özellikle bu damar sertliği plakların içerisinde yağ birikerek daha kırılabilir, daha yırtılabilir hale gelmesine neden olabiliyor. İki çeşit kolesterol var kanda. Bir tanesi kötü kolesterolümüz, LDL kolesterol. Bir tanesi de iyi kolesterol. Burada özellikle iyi kolesterol düşüklüğü diyabette de görülebiliyor, şişmanlıkta görülebiliyor. Bu önemli bir risk faktörüdür. LDL kolesterol de damarların tıkanmasına neden olabiliyor. Şimdi kolesterol iki tane kaynağı var aslında. Kolesterol hücrelerin yapı maddesi olduğu için vücutta da üretiliyor. Karaciğerde üretiliyor. Bir de dışarıdan aldığımız kolesterol var. Ailevi kolesterol yüksekliğinde özellikle bu karaciğerde üretilen kolesterol fazla olabiliyor. Bu ailevi yükseklikte mutlaka ilaç tedavisi gerekebiliyor. Dışarıdan aldığımız kolesterolü diyette kontrol edebildiğimiz halde karaciğerdeki yapımı ancak ilaçlarla düzeltebiliyoruz. Bunlar da Haldun Bey üzerinde duracak. Hareketsizlik özellikle şişmanlığa yol açtığı için şeker hastalığına yakalanma riskimizi arttırır ve dolaylı olarak damar sertliği, kalp krizi ve inmeyi arttırır. Fizik aktivite kalp hastalığı riskini %30, şeker hastalığı riskini de %27 azaltabilir. Şişmanlık bir diğer risk faktörü. Bunu beden kitle indeksiyle takip ediyoruz.
Özel beden kitle indeksi 30'un üzerindeki kişileri şişman kabul ediyoruz. 40'ın üzerindekiler de aşırı şişman kabul ediyoruz. Hatta bu 40'ın üzerinde olanlara morbid obez diyoruz. Yani bir öldürücü obezite. Yine psikososyal faktörler de risk faktörü oluşturuyor. Bu özellikle depresyon ve stres azaltıcı girişimlerde riski azaltabiliyor. Benim anlatacaklarım bu kadar şimdilik. Aydın Bey'e devrediyorum. Yani bu anahtar risk faktörüyle nasıl baş edeceğiz? O konuyu özetleyecek. Çok teşekkür ederiz Nevnal Hanım. Ağzınıza sağlık. Dikkatiniz için. Evet, şimdi Haldun Bey'e sözü veriyorum ben. Sonrasında da sohbet bölümüne geçeceğiz. Merhaba diyorum herkese. Bizim Nemliyar Hanım'la buluşumumuz hemen birçok giriş yeri interferans içeriyor. Ama ben daha ziyade bu kardiyovasküler risk faktörlerinin yönetimi, bunlarla nasıl başa çıkabiliriz, bunlara ilişkin görüşlerimi açıklayacağım. Aslında bu kadın programlarında gündüz kuşağında çokça tartışılan, bilinen, herkesin de az çok fikrinin olduğu bir bölüm. Dediğimiz gibi bizim değiştirilemez risk faktörlerimiz var. Bu aileden gelen genetik faktörler. Cinsiyetimiz ve yaşımız bunları değiştirebiliriz. Ama değiştirebileceğimiz ve hastalık riskini azaltabileceğimiz başlıca şeyler var. Bunlar birincisi sigara kullanımının azaltılması, kolesterol yüksekliğinin önlenmesi, hipertansiyonun kontrol altına alınması, şeker hastalığının yine kontrol altına alınması, hareketimizin, egzersizimizin arttırılması ve vücut yani kilomuzun da yine optimal bir düzeye getirilmesi. Bunlar hemen hemen kalp sağlığı açısından başlıca dikkat edilmesi gereken şeyler. Sigara ile mücadele doğru bir süreç. Ancak birinci adım kişinin sigarayı bırakmayı istemesiyle mümkün. Ve bunu sigara bırakma gününü de kendine ve yakın çevresine ilan etmeli. Bu kişinin biraz da sorumluluğu daha ön planda tuttuğunu gösteriyor ve izlenmesini sağlıyor. İşe daha sıkı sarılmasını sağlıyor. Sigara bırakıldığı süreçte fiziksel aktivite arttırılmalı. Bunu işte yürüyüşlerimizi, bisikletimizi, düzenli spor salonuna gitmek falan gibi çeşitli şeylerle arttırabiliriz. El alışkanlığı sigara içilmesinde önemli bir faktör. El ve beyni çeşitli uğraşlarıyla meşgul etmek, bu gündelik alışkanlığın dışına taşımak bir takım yeni hobilerle mümkün olabiliyor. İşte bulmaca çözmek, örgü bayanlar için, bahçe bakımı, yeni hobiler edinmek. Bunlar el ve beyin alışkanlığının üstünü örter şeyler oluyor. Kişi sigarayı bıraktığı dönemde sigara içilmeyen ortamları tercih etmeli. İşte sinema, alışveriş merkezleri, cami, müze gibi. Eğer ailede karı kocadan ikisi de sigara içiyor ve biri bırakmaya niyetlendiyse bu genelde failür, yani başarısızlıkla sonuçlanıyor. O yüzden iki kişinin de birlikte omuz omuza vererek sigarayla mücadele etmesi, birlikte bırakması öneriliyor. Kişinin arkadaşlarını da, sigara içen arkadaşlarını da belli bir süre biraz daha az görmesi ya da onların da sigara içemeyeceği ortamlarda birlikte olması öneriliyor. Tüm bunların dışında başarılamadığında tıbbi yardım alınabilir. Bu tıbbi yardımda son dönemde moda, akupunktur uygulamaları var. Bunun dışında Sağlık Bakanlığı'nın sigarayı bırakma hattı var. 171, alo 171. Buradan yardım alınabilir. Devletin sigarayı bırakma poliklinikleri var. Buralardan yine doktorlardan danışma ve yönetim hizmeti alınabilir. Hipertansiyon ikinci önemli faktör. Yalnız hipertansiyon için Nenyan Hanım'ın anlattığı gibi tansiyon ölçüm ilkelerine uymamız gerekiyor. Aslında yani tansiyon ölçen kişinin 5-10 dakika kadar dinlenmiş olması lazım.
Yani bir yerden bir yere gelip hadi oturup tansiyon ölçeyim dememeliyiz. Çünkü fiziksel aktivite sonlandırılsa bile belli bir süre kalp hızında ve tansiyonda artışı sağlıyor. Çünkü tansiyon ve nabız sabit olgular değil. Vücudun ihtiyacına göre değişebiliyorlar. Bizim hipertansiyon tanısında ön planda aldığımız, temel olarak aldığımız şey bazal dinlenme tansiyonu. Bunun için de tansiyonu veya kalp hızını uyaracak şeylerden öncesinde uzak durulmalı. En az bir yarım saat önce kahve içimi sonlandırılmalı. Yine sigara içilmemiş olmalı. Sigara içildiğinde 15 dakika kadar kalp hızını ve tansiyonu yükselme yapın. Sonra normale dönüyor. Böyle dönemlerde hemen sigara içip ölçtürdüğümüzde yanlış olarak yüksek ölçebiliriz. Hangi koldan ölçüm yapmalıyız? Yüksek çıkandan devam etmeliyiz. Çünkü kollar arasında farklar olabilir. Biz yüksek olan koldan ölçümlerimizi devam ederiz. Eğer bu fark 20 milimetre civarının üzerindeyse doktora başvurmamız lazım. Son dönemde 10 milimetre civarının üzerinde olsa bile tıbbi danışmanlık hizmeti yani doktora gitmemiz gerektiği söyleniyor. Tansiyon tanısı konabilmesi için hastanın bir hafta süreyle günde en az 3 ölçüm yapması gerekiyor. Ölçümlerde genelde tansiyonun sirkadyen ritmi var. Yani sabah daha biz uyanmadan tansiyonun en yüksek ve kalp hızıyla birlikte en yüksek dönemine çıkar. İkincisi de akşam saatleri 5-7 arası. O yüzden bu piklerde tansiyonun ölçülmesi daha sağlıklı sonuç verebilir. Bazı kişilerde ritim bozuklukları var. Özellikle yaşlılarda atrial fibrilasyon çok yaygın. Bunlarda üst üste tansiyon ölçüldüğünde dahi birbirine eşit çıkmıyor. Aynı koldan 2-3 dakika arayla tansiyon ölçüldüğünde bir yüksek bir düşük alabiliyor. Bu kalp ritminin düzensiz olmasından. Bu kişilerde tabii panik duygusuna yol açıyor ama yapılması gereken en az 3 ölçüm alıp bunun ortalamasını almak. O zaman bu atrial fibrilasyon hastalarında, ritim bozukluğu hastalarında sağlıklı bir tansiyon şeyine ulaşılabiliyor. Bizi doktora gitmeye sevk edecek şeyler, belirtiler de önemli. Çünkü hastaların bir kısmında tansiyona ilişkin hiçbir bulgu yok. Rastlantı eseri ya da daha sonra hedef organ hasarı geliştikçe yani böbreklerde, beyinde ya da kalpte herhangi bir problem baş gösterdiğinde kişi hastaneye müracaat ediyor ve o zaman bende hipertansiyon varmış deniyor. Ancak baş dönmesi, baş ağrısı, ateş basması, yorgunluk, çarpıntı, kulak çınlaması, efor kapasitesinde azalma, görmede çift görme veya bulanık görme, görme bozukluğu, gözde konjonktiv ya da kanlanma veya burun kanaması bunlar hipertansiyon hastası olduğumuzu düşündürebilecek bulgular. Tam basıncı Devriyan Hanım'ın da anlattığı gibi 140-90 bizim için sınır. Ancak eğer hastalıklar varsa böbrek yetersiz, diyabet gibi daha düşük düzeyde olması gerekiyor kan basıncının. İdeali 120-80 milimetre civarının altı. Bunun üzerinde bir takım kendi kendimize yapabileceğimiz değişiklikler var kan basıncını kontrol etmek için. Yaşam tarzı değişiklikleri bunlar. Kilo kontrolü, fizik aktivitenin arttırılması, alkol tüketiminin ayarlanması. Bugün Amerika'da tansiyonla demeden %10'u alkol tüketimiyle ilişkili. Günlük olarak 80 mililitrenin üzerinde etanol alıyorsa kişi, bunlarda hipertansiyon gelişmesi izleyen süreçlerde çok mümkün. O yüzden alkol tüketiminin sıfırlanması veya azaltılması hipertansiflerde önemli. Diyet, meyve, sebze ve düşük yağ. Geriye gidelim. Kan basıncı 140-90'ın üzerinde ve hayat tarzı değişikliğiyle bunlarla baş edemediğimizde o zaman ilaç tedavisinin başlanması gerekiyor. İlaç tedavisi genelde başlarken düşük dozda ve tek ilaç olarak, günde tek doz alınabilecek şekilde hastanın uyumunu kuvvetlendirmek açısından başlanması gerekiyor. Ve tansiyon kontrolüne göre eğer başarılamamışsa tek ilaçla ilacın dozu ilk önce arttırılıp daha sonra birden fazla ilaç kullanımına gidiyoruz genelde.
Ofis kan basıncından sağda solda rastlanan ofis kan basıncı, bu doktorun ya da hemşirenin hastanede, poliklinikte veya muayenehanede ölçtüğü tansiyondur. Burada hasta biraz daha anksiyetesi yüksek olduğu için biraz daha normale göre yüksek çıkabilir. Burada sınırımız 140-90. Evde kan basıncı için sınırımız 135-85. Gündüz kan basıncı biraz daha yüksek gider geceye göre. Gece kalp hızında ve tansiyonunda en az %10 bir düşme olmalı. Bu düşme yoksa bu da gece hipertansiyonu olarak kayda alınıyor. 24 saatlik kan basıncı takip cihazlarıyla hastayı kontrol ettiğimizde de aldığımız sınır 130-80, 130-85'in ve 130-80 arasında da sınırda hipertansiyon olarak değerlendiriyoruz. Bu kimlere tansiyon holter takip cihazı takılması gerek dersek, kan basıncı ölçümlerinde farklılık gösteren, sınırda olan hastalar, diyabeti veya kronik böbrek yetersizliği olan hastalar, vücut pozisyonu ve yemek sonrası hipotansiyonu olan, bu uyku apnesi bulunan, çoklu ilaç kullandığı halde tedaviye direnç gösteren ve bir de hipertansiyon hastasının ilaçla tedavisinin değerlendirilmesinde tansiyon holter kullanıyoruz. Hipertansiyon tedavisinde amaç tansiyonu 140-90 milimetrenin civarının altında tutmak ve hedef organ hasarını engellemek. Hedef organ hasarı, Nenyal Hanım'ın anlattığı gibi, kalp krizinden inmelere, böbrek yetersizliğine kadar değişen bir skalada karşımıza çıkıyor. Bu daha ziyade tedavi edilmemiş hipertansiyon hastalarında. Tedavi edilmiş olanlarda hedef organ hasarının hem niceliği hem niteliğinde de azalma sağlanıyor. Sigara bırakılmalı, fazla kilolardan kurtulunmalı. Kilo verme kan basıncı üzerine oldukça etkili. 5 kilo verdiğimiz zaman kan basıncında 4.4 milimetre civar sistolik ve 3.6 milimetre civarı diastolik basınçta düşme sağlanıyor. Beden kitle indeksi yine normal kilo seviyesinde tutulmalı. Fiziksel egzersiz arttırılmalı. Haftada 5 gün en az 45 dakika diyoruz ya da haftada 7 gün 30 dakika. Çok zor değil yapması ama tabii bir disiplin de istiyor. Beslenme alışkanlığı değiştirilmeli, tuz kısıtlanmalı, potasyum alımı arttırılmalı ve yaşam tarzı değişikliğiyle tansiyon kontrol altına alınamadığında da farmakolojik tedavi başlanmalı, işte ilaç tedavisi başlanmalı. Vücudumuzun ihtiyacı yaklaşık günde 5 gram kadar tuz, 2400 miligram kadar. Bu aldığımız tüm besinlerde tuz olup bulunduğu düşünüldüğünde yaklaşık insan çeşitli gıdalarla, yemeğe attığı tuzla, sofrada ilave ettiği tuzla 6 gramı çok çabuk bir şekilde geçebiliyor. Türkiye'de tuz tüketimi diğer ülkelere göre çok daha fazla. Burada da özellikle 6 gram olması gerektiği düşünüldüğünde ortalaması 18 gram Türkiye'nin. Sağlık Bakanlığı'nın katkısıyla özellikle tuz alımının %30'u ekmekle olduğu için Türkiye'de ekmekteki tuz oranı kademeli olarak düşürüldü. Bunun etkisini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Ancak yine de Türkiye'nin tuz tüketimi oldukça fazla. Bunu sofra tuzunu kullanmayarak ve yemeklere az tuz katarak lezzet kavramımızı değiştirerek baş edebiliriz. Tuz derken günümüzde kullanılan deniz tuzu, kaya tuzu ve Himalaya tuzu var. Aslında bunlar sodyum içerikleri birbirlerine çok yakın. %98-96-95 oranında oynuyor. Tuz alımı bakımından aralarında anlamlı bir fark yok. Hepsine dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle tuz oranı fazla olan besinler var. İşte zeytin, turşu, salamura besinler, konserveler, tuzlanmış balık, peynir, işlenmiş et gıdaları, ev salçası bozulmasın diye özellikle katılır. Şalgam suyu, et suyu tabletleri, hazır soslar, ketçap, fast food ürünleri ve
tuzlu kuru yemişler. Bunların tüketimine de dikkat etmemiz gerekiyor. Diyabet önemli bir risk unsuru. Türkiye'de 2014 verisine göre 7 milyon, şimdi 10 milyon olduğu düşünülüyor. Diyabet hastası var ve bunların 2 milyon kadarı hastalıktan habersiz. Kadınlarda erkeklere nazaran daha sık diyabet görülüyor. Sık idrara çıkma, çok su içme, çok çabuk ve çok yemek yeme, kilo artışı veya tip 1 diyabette kilo kaybı, ağız kuruluğunda artış, yorgunluk, sık enfeksiyon, el, ayak ve dudak etrafında uyuşma, cinsel sorunlar, bunlar diyabete dikkati çeken belirtiler olarak yorumlanabilir. Açlık kan şekerinin 120 mg desilitrenin üstünde çıkması veya tokluk kan şekerinin yemekten 2 saat sonra 140 mg'ın üstünde çıkması diyabetle ilişkili. Bazen açlık kan şekeri normal çıkıp 2 saat sonra alınan tokluk kan şekeri yüksek çıkabilir. Burada gizli diyabetten bahsedilir ama genelde bunlar bir süre sonra aşikar diyabet haline dönerler. Yine diyabetten şüphelenildiğinde şeker yükleme testi de kullanılabilir. Aynı şekilde 3 aylık şeker profilini veren hemoglobin A1c tanı ve tedavi değerlendirilmesinde kanda ölçülen bir parametre kullanışlıdır. Diyabetin bilmemiz gereken özelliği tam olarak iyileştiren bir tedavi yöntemi yoktur diyabette. Kan şekerinin kontrol altında tutulmasıdır amaç. Bu yaşam tarzı değişikliği, beslenme, yine egzersiz ile ve bunlar yeterli olmadığında da ilaç tedavisiyle, oral antidiyabetikler veya insülin ile kan glikoz düzeyleri normal sınırlarda tutulmaya çalışılabilir. Şimdi glisemik indeks oldukça popüler. İnsanda tokluk hissini arttıran ve mide boşalma hızını azaltan ilaçlar, bunlar besinler. Bunlar kandaki şeker ve insülinin daha verimli kullanılmasını, daha yavaş insülin artışını kanda sağlarlar. Bu yüzden diyabet hastalarının özellikle tüketmesi gereken besinlerde glisemik indeks göz önüne alınmalı. Mesela koyu renkli kepekli ekmeğin glisemik indeksi beyaz ekmekten daha düşüktür. Özellikle Türkiye'de 50'li yıllara kadar esmer ekmek kullanılır. Daha sonra beyaz ekmek moda oldu ama glisemik indeksi yüksektir. Bulgurun da benzer şekilde pirince kıyasla glisemik indeksi daha düşüktür. Bu hastalarda şeker alımı azaltılmalı. Günlük kalori gereksinimin %15-20'si karbonhidratlarla sağlanmalı. Rafine edilmiş şeker veya basit şekerden uzak durulmalı. Kompleks karbonhidratlar, tahıl, baklagil tüketilmesi önerilmekte bunlar için. Bu gıdaların sindirimi yavaştır ve fazla miktarda insülin salınımı yapmazlar. Yine şeker metabolizmasında rol oynayan bazı elementler var. Krom, çinko, magnezyum gibi metaller bunlar. Bunların normal şekilde alınması diyabet hastalarında önemli. Krom, çiğ soğan, domates, et ve deniz ürünlerinde, yumurtada ve peynirde var. Çinko, ceviz, badem, et ve deniz ürünlerinde, yine yumurtada. Magnezyum hemen hemen her şeyde vardır. Fakat daha çok kuru baklagillerde, ceviz, badem ve tahılda bulunur. Magnezyum özellikle aynı zamanda hipertansiyon olan ve diüretik kullanan hastalarda düzeyi düşen, kanda düzeyi düşen ilaçlara bağlı olarak bir element. Ama diyabetik hastalarda da önemli. O yüzden magnezyum destekleri diyabet ve hipertansiyon bulunan hastalarda kullanılmalı. Azaldığında bacaklarda krampla, özellikle gece uykuda gelen krampla kendini gösterebilir. O yüzden magnezyum desteği bu tür hastalar kullanabilirler. Yine diyabetikler besin gruplarını et, süt, yoğurt, sebze, meyve veya kuru baklagil diye ayırdığımız 4 ana besin grubunu önerilen miktarlarda tüketmeli ve bunun için de diyetisyen yardımı almalılardır. Kan şekeri bu önlemle kontrol altına alınamazsa ilaçlar veya insülin tedaviye eklenmelidir. Genel olarak az ve sık yemelidir diyabet hastaları. Günlük olarak alacakları kaloriyi 3 ana öğün ve 3 ara öğün olmak üzere 6 öğüne bölmeli. Glisemik indeksi düşük besin tercih etmeli.
su tüketimine dikkat etmeli, kızartmalardan kaçınmalı. Kilolu olanlar özellikle diyabette zordur kilo vermek ama iyi bir diyetle, iyi bir diyetisyen yardımıyla baş edilebilir. Ağırlıklarının %5-10'unu, %5 veya 10'unu vermeliler. Rafine şeker içeren besinler kullanmamalı. Düzenli yürüyüş egzersiz yapmalılar. Alkol tüketimini azaltmalı veya bırakmalılar. Hiperlipidemilere gelince kolesterol vücudun temel yapı taşı. Nemyal Hanım da söyledi. Çeşitli hormonların, hücre zarının, vitaminlerin ve safra asitlerinin yapısında. Bunun %80'i karaciğerde üretiliyor. Günde 300 mg'dan fazla kolesterol diyetle alınmamalı. Özellikle hiperlipidemi hastaları daha da düşük 200 mg'ın altında almalılar. Diyetle alınan kolesterolün tamamı hayvansal kaynaklı. Bitkilerde kolesterol yok. HDL ve LDL kolesterol var. LDL kolesterol karaciğerde üretilen kolesterolün dokulara taşınması, damarlara taşınması işlemini görür. O yüzden ne kadar çoksa o kadar çok perifere kolesterol taşır ve biz bunu kötü kolesterol olarak biliyoruz. HDL high density lipoprotein ise iyi kolesterol olarak biliriz. Periferden, dokulardan kolesterolü karaciğere taşır ve elimine edilmesini sağlar. HDL oranı düşükse kalp hastalığına yakalanma oranı düşüktür. Ancak son yapılan bir çalışmada daha çok yeni HDL oranı yüksek olan kadın ve erkekler kalp hastalığı açısından değerlendirildi. HDL oranı yüksek olan kadınlarda çok yüksek ise 80 ile 100 mg desiklerinin üzerinde ise kalp hastalığının önleyici etkisinin azaldığı bulundu. Ama erkeklerde böyle bir şey gözlenmedi. Bunu da kenara not etmekte fayda var. Doymuş yağlardan ve kolesterolden fakir diyet LDL'yi %5-10 oranında düşürür. Bu da bir aylık bir diyetle yapılabilir. Yani diyetle bile LDL oranı çok fazla düşürülemiyor. Çünkü genetik olarak belirlenimi de söz konusu. Kolesterol açısından yüksek besinler, kırmızı et, yumurta sarısı, tereyağı, kaymak, tam yağlı süt ve süt ürünleri, Hindistan cevizi LDL'yi yükseltiyor. Tedavi hedefi olarak total kolesterol 200 mg desiliterinin altında olmalı. LDL 130'un, HDL erkeklerde 40'ın, kadınlarda ise 50'nin üzerinde olmalı. Triglycerit 150'nin altında olmalı. Ama genel olarak hiperlipidemik hastalarda tedavi hedefi LDL düzeyiyle saptanıyor. Kalp hastalarında LDL kolesterolün 100'ün hatta son çalışmalarla 70'in altına indirilmesi hedefleniyor. Çocukluk döneminde en az bir kez lipid profiline bakılmalı kan tahliliyle. 20 yaşından sonra da kolesterol düzeyimiz normal olsa bile her 5 yılda bir kez olmak üzere kanda lipid profili ölçülmeli. Çünkü yaşın ilerlemesiyle bu değişiyor. Doymuş yağlar yerine tekli doymamış yağlar ve çoklu doymamış yağlar tercih edilmeli. Zeytin, fındık yağı, ayçiçek yağı tercih edilmeli. Diyette balık bulunmalı. Bunlar zaten dediğim gibi hemen hemen her gün televizyonda değinmeyeceği üzerine çeşitli programlar var. Artı diyetisyenlerden de alınabilir. Hareketsizlik önemli bir faktör. Doğadaki hayvanlar, biz de bir hayvan olduğumuz için harekete muhtaçız aslında. Ama insan teknolojinin verdiği refahla daha hareketsiz bir canlı haline geldi. Hareket etmediğimiz zaman kilo artışı, kas gücünün kaybı, iyi kolesterolde azalma ve kalp hastalığı riskinde artış oluyor. Fiziksel aktivite kalp hastalığı ve diyabet riskini azaltıyor. Minimum günde 4-5 kez, aslında 5 kez 45 dakika olmadı, 7 gün 30 dakika. Bunların hepsi disiplin istiyor ve ciddi ilgi istiyor. Özellikle eve alınan yürüme bantları pek bir işe yaramıyor. Hemen hemen bunu alan hastalarımın hepsi daha sonra bunu katlayıp balkonlarına veya yataklarının altına koydular. Doğadaki yürüyüşler ya da spor salonları daha faydalı ve devam edilebilecek bir hüviyet taşıyor.
Fizik egzersize başladığınızda kendinizi çok zorlamadan daha az sürede ve daha yavaş egzersiz düzeyiyle başlıyoruz. Kalp hastalığı olanlar mutlaka spora başlamadan kardiyoloji hekimine danışmalı. Ve bunlara efor egzersiz testi yapılıp yapabilecekleri egzersiz düzeyiyle doktorlar tarafından planlanabilir. 40 yaşın üzerinde de ciddi spora başlayacak kişilere de öncelikle hekim muayenesini öneriyoruz. Kilo kaybı Nemliyan Hanım'ın anlattığı gibi vücut kitle indeksiyle hesaplanıyor. 20-25 kilogram metrekare arası normal. Bunun üstünde fazla kilolu, şişman, aşırı kilolu olarak gidiyor. Şişmanlığın başlıca nedeni yenilen ile tüketilen arasındaki dengenin bozulması. Demin söylediğim gibi hareket azlığı, stres veya psikolojik bozukluklar. Depresyondaki kişilerin bir kısmı depresyona fazla yemekle cevap veriyor. Yine benzer vücutta hormonal ve metabolik bozukluklar da kilo artışını indükleyebiliyor. Kilo vermede kural az yemek, sık yemek, iyice çiğneyerek ve yavaş yemek, bol su içmek, çiğ yenen yiyeceklerin tüketimini arttırmak, taze ve doğal gıdaları tüketmek, gazlı içeceğin tüketimini azaltmak. Reçel, bar, marmelat gibi tatlıları az tüketmek, kek, kurabiye, pasta, hamur işlerini azaltmak, kolalı içeceklerden, hazır meyve sularından uzak kalmak, öğün aralarında tatlı yiyeceklerin yerine meyve ve sebze, meyve suları tercih etmek, çay, kahve sayısını ve bunlara konulan şeker miktarını azaltmak. Teşekkür ediyorum. Elif Hanım, sözü size vereyim. Haldun Bey, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, emeklerinize sağlık. Hakikaten çok faydalı, güncel konuları bizlerle paylaştınız. Herkesin kalbine sağlık olsun inşallah. Soru cevap bölümünde bir tane sorumuz var. Onu size okuyayım şöyle. Selamlar, babamda alkol sigara olmamasına rağmen ve doktor olduğu için bütün kontrollerini yaptırmasına rağmen 65 yaşında pıhtı atması sonucu yoğun bakıma kaldırıldı ve sonrasında ilaçlı MR'da bütün beyin damarlarında tıkanıklık olduğu belli oldu ve 40 gün sonra da vefat etti. Sorum şu olacak, benim yaşım 37, özellikle son bir yıldır çocuğumla oynarken yerde oturduğumda alt bacaklarımda özellikle bir ağrı, sanki kan akışı kesiliyor gibi bir his oluşuyor ve kalktığımda baş dönmesine neden oluyor. Maksimum 3-4 dakika oynamada oluyor bu. Normal yaşantımda basketbol oynuyorum ama bilgisayar mühendisiyim ve o nedenle hep masa başındayım. Sizce kontrole gitmeli miyim ve bu korkutucu bir şey mi diye bir paylaşımda bulunmuş. Erkek mi kadın mı? Evet. Erkek mi kadın mı? Duyuyor musun? Erkek. Erkek. Evet evet. Şimdi biz baba da... Aslında Burak Bey. Burak Bey. Teşekkür ederiz Burak Bey bu arada sorunuz için. Evet Haldun Bey. Şimdi baba da kolesterol düzeyi normal, tansiyon yok, bilinen kalp hastalığı yok. Ama bazı insanlarda ritim bozuklukları, demin sözü geçmişti, atrial fibrilasyon, özellikle pıhtı yapıcı ritim bozuklukları ve hasta bazen bunun farkına varmaz. Bazı hastalar hiç farkına varmaz. Doktor kontrolüne geldiğinde artık bu kronikleşse bile sadece nabızda düzensizlik olarak hissedilir. İlgilenmediğinde bunu fark etmeyebilir. Ama babası doktormuş, bunu fark edebilir. Bir de uyku esnasında bu olup atlayabilir. Bunların yaklaşık olarak kalp içerisinde yapılan bu pıhtıların bir bölümü zamanla kalpten damarlara doğru hareket eder ve bunların %25 kadarı beyne atılabilir. Bunlara bağlı inme görülebilir. Onun dışında genetik bir takım faktörlerle artı boyun damarında karotis damarlarda kalınlaşma veya plak oluşumu, bunların üzerinde pıhtı oluşumu, bu da fark edilmeyebilir. Ve buradan zamanla yukarı doğru kan akımıyla pıhtı atılabilir. Bu arkadaşımız ne yapmalı? Birincisi temel faktörleri kontrol etmeli. Tansiyonu, kolesterol düzeyi, kan şeker düzeyi, kilosu,
ve EKG'si en azından bir kez bir doktor kontrolüne gitmeli. Orada kendisine yapılacaklar konusunda yol gösterilebilir. Başka buradan diyebileceğim bir şey yok. Evet, yani şunu söyleyebiliriz. Kan akışı kesildiğini hissediyormuş ya çocuğuyla oynadığı zaman bir doktor kontrolüne, bir rutin kontrolüne gitmesini öneriyoruz, değil mi? Evet. Peki. Tamam. Şeker ve kolesterol için kullanılan ilaçlar böbreklere zarar verir mi diye bir katılımcımız sormuş yine. Ya şimdi Nemliha de cevaplamak isterse bölüşebiliriz. Sırayla gidelim isterseniz. Evet, Nemliha Hanım'a soralım o zaman bu soruyu. Şeker ve kolesterol için kullanılan ilaçlar böbreklere zarar verir mi? Tam tersi. Böbreklerin büyük bir kısmı damarlardan oluşuyor. Böbrek damarlarını koruyarak böbrek hastalığının oluşmasını engeller. Tam tersi. Tam tersi. Peki, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz katılımcımıza da sorusu için. Bu arada çok teşekkür geliyor. Faydalı olduğunu iletiyorlar. Bakalım şu kısımdan. Düşük tansiyon, vertigo ile kalp rahatsızlığı arasında ilişki var mıdır? Demiş Nilgün Hanım. Vertigo'nun bir sürü sebebi var. Kulak hastalıklarında, çocuklukta geçirilmiş bazı kulak hastalıklarında, iç kulakta, labirentte kireçlenmeler, bir takım ufak bozukluklar oluyor. Bunun dışında boyun atar damarlarında ve yukarıda serebral damarlarda denge merkezini besleyen damarlarda daralma olabiliyor. Bunlarla ilişkili olabiliyor. Düşük tansiyon özellikle dengesizlikle, baş dönmesiyle ilişkisi olduğunda kolaylıkla fark edilen bir şeydir. Yani böyle bir şey olduğunda tansiyon düşük ise o zaman bu kişi ilaç kullanıyorsa ayrı değerlendirmek lazım. Hiçbir şey kullanmıyorsa yine ayrı değerlendirmek lazım. Böyle bir ilişki yaşıyorsa eğer hipertansiyon hastası değilse aç kalmaması gerekir, susuz kalmaması gerekir, fazla ayakta durmaması gerekir. Çünkü kan aşağıda bacaklarda göllenebilir. Ama bunun ötesinde ise bir kardiyoloji hekiminden yardım almalı derim. Peki, teşekkür ederiz. Erkek, 38 yaşındayım, erkeğim. 2 sene evvel sporcu olmama rağmen pıhtı atma sonucu kalp krizi geçirdim. Enjeksiyon fraksiyonum kalp kası zayıflaması ile %49 olarak ölçülmekte. Bu seviye ileride artar mı? Diğer sorum ise hiçbir şikayetim olmasa da kontrol anjiyosu öneriyor musunuz? Yoksa koroner BT anjiyografi yeterli olur mu? Teşekkür ederim demiş. Bu kişi daha önce anjiyo çektirmiş mi acaba? Bir dakika. Kalp krizi geçirdim diyor. Herhalde çektirmiştir. Evet, yani anjiyo çektirdiğini söylemiyor ama çektirmiş ki bunun kontrolü yeterli olur mu diye sormuş. Kalp krizi geçirmiş, evet. Sondan başlayalım. Birincisi kontrol anjiyo diye bir şey yok. Bu çokça istismar edilen bir şeydir. Anjiyo stent takılmış hocam. Özür dilerim, sözünüzü kestim. Yapılmış. Bunu poliklinikte düzenli aralıklarla doktoru takip eder. Takip edecek olan branş kardiyoloji. Aralıklı olarak hastanın EKG'si, efor testi ve ekokardiyografisi yapılır. %49'muş ejeksiyon fraksiyonu, iyi korunmuş. Belki ufak bir enfarktüs geçirdi ya da hastaneye erken gitti. Damarı erken açıldı. Çok büyük bir kardiyak hasar olmamış. Kolesterol düzeyi ile ilgili belki ilaç verilmiştir. Kan basıncı ile belki ilgili ilaç verilmiştir. Artı erken dönemde çift antiplatelet, yani stentin tıkanmasını engelleyici ilaç verilir. Aspirin, Plavix veya diğer yeni antitrombotiklerden. Bu çiftli ilacı yaklaşık bir yıl kadar kullanıp sonra tekli aspirinle kişi devam eder. Ama dediğim gibi efor testi ya da miyokard perfüzyon stigrafisiyle bir problem rastlanmıyorsa hastaya anjiyo yapmaya gerek yoktur. Evet, devam ediyorum. Her göğüs ağrısı kalp hastalığına mı işaret eder? Ne tür ağrı kalp hastalığı olduğunu gösterir diyor bir katılımcımız. Bunu sormuş. Ne bileyim, istersen sen. Size vereyim sözü. Şimdi göğüs ağrısının pek çok nedeni var. Biliyorsunuz göğsümüz kaslarla kaplı. Kas ağrıları olabilir.
Kalbin hemen arkasında yemek borumuz var. Altında midemiz var. Yemek borusu ve mide şikayetleri de kalp ağrısıyla sıklıkla karışır. Genelde tipik dediğimiz göğüs ağrısı şeyin hemen arkasında, bu iman tahtasının hemen arkasında baskı ve yaygın ağrı şeklinde, genelde nokta gibi değil de daha yaygın ağrı şeklinde olabilir. Her iki kola, boyuna, çeneye yayılabilir. Özellikle de efor sırasında olur, dinlenince geçebilir. Bunlar tipik ağrılar ama çok atipik ağrılar da olabilir. Özellikle yaşlılarda ve diyabetiklerde ağrının algılanması bozuk olduğu için tamamen ağrısız bile seyredebilir. Onun için göğüs ağrısı olanın kişinin mutlaka bir kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir ki bunların ayırıcı tanısına gidilebilsin. Peki, teşekkür ederiz. Kalp etrafında yarım yazılmış, o yüzden düzeltmeye çalışıyorum okumaya. Kalp etrafında hafif sızlamalar özellikle mevsim geçişlerinde oluyor. Kontrole gittim, problem çıkmadı. Bu tür sızılar sabahları ve akşam kanepede iken oluyor. Bununla ilgili tavsiyeniz var mıdır diye sormuş bir katılımcımız. Sadece akşamları kanepede televizyon seyrederken mi oluyor? Evet, hareketli sandığım kadarıyla. Bizim kardiyak ağrılarımız genelde eforla, yani kalp hızının artışıyla ilgili. Kalp hızı artacak ki daralmış damardan geçen kan, oksijen veya besin kalp kasına yetmesin. Bu özel bir tür ağrı, iskemi ağrısına yol açar. Bunun anjina pektoris denir. Diğer ağrılardan ayırmak için. Hatta şiirlere falan bile konu olmuştur. Birincisi, ağrımız eğer eforla ortaya çıkmıyorsa ve sadece akşamları otururken oluyorsa çok kardiyak gibi yorumlanmamalı. Ama yine de kendisini uzun sürüyor ve rahatsız ediyorsa doktora başvurmasını öneririm. Postokondral ağrılar, duruş, postür bozuklukları, bunlar da göğüs ve sırt ağrısına yol açabilir. Mide rahatsızlıkları, yemek borusu rahatsızlıkları, yani bunlardan ayrıcı tanısı yapılabilir. Bu arada boyun problemleri de göğüs ağrısı yapabilir. Özellikle kollara ve göğüse yayılabilir. Hani şeyde oluyorsa, hani kanepede yatarken olursa o duruş oturuş bozukluklarına bağlı da olabilir. Evet. Bir son kontrolümü yapıyorum soru cevap bölümünden ve sohbetten şöyle bir geçiyorum. Bir tane soru gelmiş ama yarım çok anlaşılamadı. Ben dönüş yaptım. Soru çok yani yarım olduğunu ifade ettim. Sonra teşekkür ettim. Sanırım hani dönüş yapmadı. Çok teşekkür ediyor katılımcılarımız. Çok faydalı oldu. Sağ olun, var olun diyorlar. Çok teşekkür ederiz biz de. Değerli hocalarım, değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hakikaten verimli bir sohbet oldu. Kapatıyorum o zaman. Son eklemek istediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim ben de. İyi günler diliyorum. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Sağlıklı günler. Sağlıklı günler olsun.